daha etkin hale getireceğiz. Yapılmış olan bu çalışmalar için hepinize teşekkür ediyorum. Çözüm masamız Kütahya Belediye'mizin vatandaşımızla direkt temasta bulunduğu en önemli birimlerimizden birisi. Bu birimin aktif olduğu faaliyet belediyemize olan bakışı değiştirecek ve inanıyorum ki kasıtlı belediye adına olumsuz algı yaratma peşinde olan birçok insan bundan sonra bu işlerden vazgeçecektir. Çünkü bizim vatandaşımızla doğrudan temasını sağlayan birimimiz burası. Burada sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle santral cihazlarımızın yenilenmesinden masanın geri dönüş yapacak hale gelmesi, direkt alınan sorunları ilgili birimlerimize doğrudan veya dolaylı olarak aktarıp bunun sonucuyla ilgili bilgilerin ilgili vatandaşımıza gitmesi, yine yönlendirme açısından ışıklı tabelalar ve kulaklık mikrofon kullanım gibi modern teknolojiyle bu hizmetin verilmesi önemli. Yani her 4 şikayetten birisi azalmış görünüyor sizin verdiğiniz istatistiklere göre. Yani %26 tasarruf belediyemiz aslında son derece önemli. Tabii şikayet gelen birimlerimizin öncelikle ulaşım hizmetleri olması önemli. Bu vesileyle buradan vatandaşlarımıza şunu paylaşmak isterim. Şu anda toplu taşıma hizmetleri belediyemiz denetimli özel halk otobüsleri aracılığıyla yapılmaktadır. 1998 yılında Kütahya Belediyesi en önemli görevlerinden birisi olan bu toplu taşıma işini özelleştirmiştir. Dolayısıyla belediye sadece vatandaştan gelen şikayet doğrultusunda denetimi artırarak bu özel halk otobüsleri aracılığıyla verilen hizmetin kalitesini artırmaya çalışmaktadır. Ama ileride belediyemizin de bu işin içinde olacağı bir yeni yöntemi inşallah bulacağız ve kademeli olarak bu sorunu çözeceğiz. Ek talepler ve nüfusumuzun artması nedeniyle oluşan yeni toplu taşıma aracı ihtiyacını doğrudan belediyemiz bundan sonra kendisi karşılamayı planlamaktadır. Bunu da 2021 yılından itibaren ilgili halk otobüsleri odamızla birlikte görüşüp belli güzergahları belediyenin taşıyacağı şekle dönüştürerek sorunu azaltacağız. Tabii fen işlerimizle ilgili en yoğun dönemdeyiz şu anda. Birçok mahallemiz yıllarca çözüm beklediği sorununa hemen bu dönem en azından kış girmeden önce çözüm bekleyip bu işin sonuçlandırmasını istemektedir. Ciddi bir altyapı sorunu ile karşı karşıyaydık. Önemli bir kısmını geride bıraktık. Sırayla mahallelerimize bu hizmetleri, kanalizasyon, su, asfalt, parke taşı döşeme gibi işlerimizi plan dahilinde yapmaktayız. Buradan özellikle vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Vatandaşımız mahallesindeki muhtarlık birimimiz aracılığıyla, muhtarlarımız aracılığıyla bu işi yazılı talebe dönüştürüp planlamaya alınmasını sağlamaktır. Yani istediğimiz saatte hemen bugün şikayet geldi, yarın buyur ekip oraya gönder de bu sorunu çöz gibi bir anlayış artık modern dünyada yok. Onun için mahalle muhtarlarımız yıllık planlarını yapacaklar, ilgili birimlerimize iletecekler. O talepler buradaki birimlerimize planlama kapsamında değerlendirilecek ve muhtarlarımıza hangi tarihte o hizmetin çözüleceği, verileceği konusunu iletişimle bildireceklerdir. Park bahçelerde yaşanan sorunların temelinde şu anda geçmiş yıllarda İşkur aracılığıyla toplum yararına proje kapsamında çalıştırılması sağlanan 400'e yakın personelin bu 2020 yılından itibaren belediyelere verilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu pandemi sürecinde 400'e yakın personelimizde izinli, kronik hasta veya engelli olması nedeniyle aktif hizmet verememektedir. 800'e yakın personelin olmadığı bir belediye ile bu hizmeti şu anda Kütahya Belediyesi vermeye çalışmaktadır. Dolayısıyla bu ara mahallelerde veya park bahçelerdeki hizmet gecikmesinin sebebi bu şekilde vatandaşlarımızla paylaşılarak ortaya konmaktadır. Ama biz bunu mümkün olduğunca takviye personel alımını da gerçekleştirerek bugünlerde biraz daha yoğunluk kazandırılmış şekilde vermeye çalışıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde verilmekte olan bazı hizmetlerde vatandaşımızın gece geç saatlerde rüzgar yokken yaptığımız ilaçlamadan haberi olmaması nedeniyle bazı şikayetler gelmektedir.
Vatandaşlarımız uykudayken bizim belediyemizin ekipleri çalışmaktadır. Yine sabahın erken vakitlerinde vatandaş uykudayken bu ilaçlamalar yapılmaktadır. Gündüz saatinde vatandaşların göreceği saatte rüzgar eserken sinek ilaçlaması yapılması mümkün değildir. Bunu da özellikle vatandaşlarımıza paylaşmak isterim. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bugüne kadar temizlik hizmetlerini kendi araçlarımıza veriyor ve bundan sonra devam edecek. Eylül 15 tarihi itibariyle 2019 yılında vatandaşlarımızın daha önce kiralık araçlarımızla aldığı hizmetleri artık Kütahya Belediyesi kendisi yılbaşından itibaren kendi araçlarıyla vermeye başlamıştır. Burada herhangi bir sıkıntı yoktur. Örneğin Dumlupınar Mahallesi'nde herhangi bir sahte sosyal medya hesabından paylaşılarak konteynerin yanına konup da içi boş olan konteynere atılmayan çöpleri vatandaşımızın değerlendirmesine sunuyoruz. Biz hemen o paylaşımdan sonra yerinde inceleme yaptık. Konteyneri boş, konteynerin kapağını çekip de içine o çöpü atma yerine dışına atıp bir görüntüyü paylaşmayı tercih eden vicdansızları da bu aziz milletimin vicdanına havale ediyorum. Daha önce kiralık araçlarla başka şirketlerle verilen hizmetlerde 4 günde bir boşaltılan konteynerler şu anda günlük ya da gün aşırı olarak en fazla boşaltılmaktadır. Ve şu anda Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla yeraltı konteynerlerin tamamına elektronik algılayıcılar taktık. Çöp konteyneri dolduğu veya dolmaya yaklaştığı anda en yakın araca sinyal gidecek ve hemen boşaltıma sağlanacak düzeye geldik. Türkiye'de de tek il ve ilk olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Bunu görmeyen vicdanı kararmış insanların bunları görmesini özellikle buradan söylemek isterim. Türkiye'de şu anda çöp konteynerinde elektronik algılayıcı takılıp olup da en yakın çöp toplama aracına sinyal veren başka bir sistem yoktur. Bu Kütahya merkezde kurulmuştur ve bundan sonra da birçok belediye bunu örnek alacaktır. Şimdi bunları görmeden kendi elindeki çöpü çocuğunun bezini dışarı atıp da onu çekip vatandaşla paylaşanları kendi vicdanlarına havale ediyoruz. Ama biz hizmetimizi vermeye devam edeceğiz. Burada vatandaşımıza gece gündüz hizmet vermenin onurunu yaşayan tüm belediye personeli çalışanlarımız adına vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum.